Risale-i Nur ise yalnız Kur'an'ı ölçü yani asıl rehber almış, geçmiş beşeri ilimleri kullanmadan, onları zemin yapmadan yeni bir Kur'an hakikati ortaya koyduğu için hemen anlamıyoruz. Alışmadığımız bir yöntem kullanıyor. Alışılmışın dışında bize hitap ettiği için anlamadığımızı zannediyoruz. Aslında zannediyoruz. Ne yapıyoruz? Oysa insan dimağı bir mide gibidir. Mesela yediğimiz gıdalar var ya, yemekler. İçinde ne elementler var? Ne gıdalar var? Biliyor muyuz? Yok. Peki bilmiyoruz diye yememezlik yapıyor muyuz? Yok, lezzetli olsun pat diye gönderiyoruz. Bir zeytin gelse iki güm bir dümdüm doğru aşağıya. Baklava gelse bir sağ, bir sol, bir alt, bir üst. İpini koparmış sığır gibi ağızla dönüp dönüyor. Midede bağırıyor gönder diyor. Göndermiyoruz yani. Ama içindeki elementleri, gıdayı bilmiyoruz. Bilmemek vücuda faydasızdır demek değildir. Biz de Risale-i Nur'u direkt hemen zihnen anlamasak ruhumuz, hissimiz, kalbimiz anlamadı denilmez. Anlar. Alışılmış sırayla anlama. Biz alışılmış şu sırayla böyle yapıyorum bak Said. Anlamak, ilim, sonra his, sonra his, daha sonra feyiz olur. Yani nedir? Bir risale okursun. İlk önce fikir anlar. Burası dima midedir. Buraya geldi, seslendirdik, okuduk. Sonra vicdana iner. Miktarı, hepsi değil. Buradan anladığımız miktar buraya gelir. Buradan da hazmolur ne kadarsa vicdana iner. Vicdandan da daha dikkat ederseniz daha öze gidiyor. Kalbe iniyor. Daha da öz ruha iniyor. Yani süzüle süzüle özden öze doğru gidiyor. Ama biz tabii ruhun böyle bir anda patlamasını istediğimiz için anlamadık zannediyoruz. Zannediyoruz. Risale-i Nur yönteminde ise aklı ve kalbi bütün ele alıyor. Birisini ele alıp diğerini ihmal etmiyor. Ya akıl ya da kalp değil, akıl kalp bütünlüğü olduğundan. Mesela ilmi kelam var İslam'da. İslam'da üç meslek var temelde. Bunu unutmayın gençler. İslam'da üç meslek var temelde. Bir, ilmi kelam, akıl. Aklı esas alır, kalbi ikinci derecede bırakır. İkinci meslek, tasavvuf, tarikat. Kalbi esas alır, aklı bırakır. Üçüncü bir meslek, sahabe mesleği, cadde-i kübra. Akıl ve kalp bütünlüğüyle gider. Bu daha cami. Sahabe yolu, akıl ve kalp bütünlüğüyle gidiyor. Şimdi aklı esas aldın, kabak gibi gelişti, kalbi bıraktın, fındık gibi oldu. Kabak gibi kafa, fındık gibi kalp. Veya tersi, kalbi esas aldın, kabak gibi gelişti, akıl bıraktın, fındık gibi oldu. O da olmadı. İkisi de kabak gibi olursa, ki cadde-i kübra odur. Asıl imamlarının yolu bu. Mesela Mevlana Ali Bağdadi'nin akıl kalp bütünlüğüdür. Asıl imamlar hep böyledir. Akıl ve kalp. Başka İmam-ı Rabbani Hazretleri. Başka İmam-ı Gazali Hazretleri. Ustad Bediüzzaman'ın eserleri de akıl kalp. Çünkü niye? Tarikat sırf akıldan gelmiyor bu asırda. Sırf kalpten de gelmiyor. İkisi de tamir edilmesi lazım. Ama mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında radıyallahu anh, Kuddüs Allah'a sürühüm, esrarühüm. Onun zamanında bidatlar vardı. Onun dersleri daha çok akliden ziyade kalbidir. Bidatlara karşı. Bidatların şeyini gösteriyor ilmen. Ama mesela Mevlana Ali Bağdadi zamanında her şey gül gülistan. Fakat bir toplumsal bir bütünlük yoktu. Evrat esker o da tasavvuf şeyleri vardı. Ama İmam-ı Gazali'ye baktığımız zaman akıl kalp bütünlüğü, ama bu akıl kalp bütünlüğünün içerisinde efendim aklı esas almış daha çok. Çünkü tarih oradan daha fazla giriyor. Bizi ışıksız bizi kimse durduramaz. Devam. Devam ediyorum. Yok yok tamam. Yani alıştığımız yöntemin ve yolun dışında bize bakıyor Risale-i Nur. Ve gariptir ki Risale-i Nur anlattıklarının içinde anlatmak istedikleri daha fazla. Şöyle bak, bu size çok lazım. Bak burayı dinleyin arkadaşlar. Zaten bu çok önemli çünkü Kur'an talebesisiniz ya.
Kur'an'ın anlattıkları var. Kur'an'ın anlattıkları var. Kur'an'ın anlattıklarından daha fazladır Kur'an'ın anlatmak istedikleri. Yani Kur'an'ın zahir manası bir, bir de Kur'an'ın mana mertebesi var, derinliği var. O zahirde gözüken, ekranda gözüken manadan daha fazla. Yani anlatmak istedikleri anlattıklarından daha fazladır. Risale-i Nur da böyledir. Anlattıklarından fazladır Risale-i Nur, anlatmak istediği. Çünkü biz sırf anlamaya odaklanmışız. Oysa anlatmak istediklerinin içerisinde vicdan var, kalp var, his var, hafi var, ahfa var, ruh var, latife var vesaire. Demek ki anlamanın içerisinde anlatmak istedikleri de daha fazladır.